Mehmet Bey, yapay zeka sizce bütün bu çalışmaları nasıl etkileyecek? Hayatımızı nasıl etkileyecek? Bu devirde buna ilgi göstermemek imkansız. Hem çok heyecan verici hem de çok korkutucu tarafları olduğu da doğru. İnsanlar her yeni teknoloji çıktığında biraz korkuyorlar. Bu ilk yazının icat edildiği zamana bile geri gidiyor. İnsanlar acaba aptal mı olacak, her şeyi yazar verirsek düşünmeyecekler mi diye Sokrates'in bile yazıları var. İlk hatırlıyorum benim hayatımda çok iyi hatırladığım el hesap makineleri ilk icat edildiğinde sandıydık kimse artık matematik öğrenmeyecek, matematik sona erecek, bu eğitim için çok kötü olacak diye düşünüldüğünü ben hatırlıyorum. Hesap makinelerini kullanmamamız için okullarda büyük baskı vardı. Bunların hepsi yanlış oldu. Acaba soru yapay zekada da, makine öğrenimi dediğimiz, machine learning dediğimiz olayda da, robotlarda da aynı şekilde gereksiz korkularımız var mı diye. Mutlaka her teknoloji hem iyi işlerde kullanılıyor hem kötü işlerde kullanılıyor. Hem iyi etkileri oluyor hem kötü etkileri oluyor. Yapay zekadaki en büyük korktuğumuz taraf tabii, bir de robotikle bu birleştiği zaman insanların iş gücünü alıp her şeyi robotlara, bugün bir araba bakarsanız, hatta Google etmenizi tavsiye ederim. Bir 50-60 sene önceki araba şeylerine, fabrikalarına bakın. Bir de bugünkü bakın. Neredeyse bir tane bile insan görmüyorsunuz bugünkünde. Her şey robotik olarak yapılıyor. Bu korku tabii yerinde olan bir korku. Acaba bu yapay zeka insan gücünü yer alınca tabii dünyadaki işsizlik ve verim nereye gidecektir şeklinde büyük korkular var. Yersiz korkular değil, yeni iş ortamları da açıyor tabii büyük bir şekilde. Yeni gelir ortamları da açıyor yapay zeka. Dolayısıyla bunun dengesi nerede bulunacak sorusu, ben bu işin bir expert olmadığımdan tam bir şey söylemek istemiyorum. Fakat bu konuda eğer meraklıysanız bizim büyük Türk bilim adamlarından Daron Acemoğlu'nun yeni bir kitabı var. Onu çok tavsiye ederim. Teknoloji ve Progress diye. Daha yeni çıktı. Birkaç hafta evvel çıktı. Çok detaylı olarak teknolojiyle insanların arasındaki ilişkiyi hem ekonomik açıdan hem insanlık açısından inceleyen çok değerli bir kitap. Tavsiye ederim. Yani yapay zekadan ben o kadar korkmamamız gerektiğini, fakat biraz da regüle etmemiz gerektiğini inanıyorum. Özellikle Amerika'da bu yapay zekalı regülasyonu çok zayıf. Avrupa'da daha iyi yapıyorlar. Dolayısıyla bazı zararlarını, hem politik açıdan bazı zararlarını görüyoruz. Bu tip şeyleri kullanılarak yapılan medyadaki etkilerini görüyoruz. Hem de teknolojideki etkilerini görüyoruz. Regülasyonların gelmesi şart. Hatta bugün dinlerseniz büyük şirketlerin bir sürüsünün başında olan insanlar da artık regülasyon istediklerini söylemeye başladılar. Tabii onların istemesinin nedeni biraz kompetisyon açısından, yani rekabeti öldürmeye de çalışıyorlar. Çünkü şimdileri kendileri yeteri kadar büyüdüler. Regülasyonla uğraşabilirler. Regülasyon diğerlerinin biraz daha bu işlere girmesini durdurabilir diye. Fakat en azından bu konuşma artık başladı ve yavaş yavaş gelmesi lazım. Çünkü bugüne kadar hakikaten çok serbestti benim açımdan yapay zeka ile olan teknolojiler. Sırf robotik değil, robotik dışında da bir sürü teknoloji var.